Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden, Medya Manas'tan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğimizin din hizmetleri müşaviri Sayın Şemsettin Ünal. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. hayırlı bir günde konuk oluyorsunuz radyomuza, televizyonumuza. Evet, Şeref mübarek verdiniz. bir Mevlid Kandil'inde inşallah beraber oluyoruz. Evet, Mevli, Mevlid Kandil'inde dinleyicilerimizin, seyircilerimizin tebrik ediyoruz. Evet. Aa, çok teşekkür ederiz böyle bir günde buraya gelip bizi aydınlatacak ol, olacağınızdan dolayı. Efendim e, ben Mevlüt Kanuni'ne geçmeden önce biliyorum ki çok yoğun çalışmalarınız var sizin. Pek çok faaliyet yapıyorsunuz. Bunları hem basından dinliyoruz, takip ediyoruz, hem bizler takip ediyoruz. Bu haberleri biz de zaman zaman bültenlerimizde, dinleyicilerimizde, seyircilerimizde paylaşıyoruz. Hazır sizi burada konuk etmişken bu faaliyetlerle ilgili bir özet bilgi alalım istiyoruz. Dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için. Ee, Bişkek Büyükelçiliği din hizmetleri müşavirliğimiz olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi e, burada bir program dahilinde e, çalışmalarımız e, oluyor. E, bu hizmetlerimiz e, daha ziyade e, din hizmetleri alanında, e, din eğitimi alanında, bundan başka e, bazı programlar e, icra etme ...bağlamında çalışmalarımız oluyor. Eğitim alanında yine aynı zamanda çalışmalarımız oluyor. Din hizmetleri bağlamında şu anda e, Türkiye'den... E, ...burada 15 tane görevlimiz, din görevlimiz bulunuyor. Bunlar e, kardeş ülke Kırgızistan'ın muhtelif şehirlerinde... ...Bişkek ağırlıkta olmak üzere e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun yanında... Din hizmetleri bağlamında yine burada Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi ile ortak çalışmalar neticesinde sizin de malumunuz olduğu üzere ee, Ortasya'nın en güzel, en büyük camilerinden geçen yıl ee, Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan 2 Eylül 2018'de açılışı yapılan Bişkek Cumhuriyet Merkezi Mamserahsi Camimiz elhamdülillah açılışını yaptık. Şu anda güzel bir şekilde işletimini de Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi ile devam ettiriyoruz. Bunun yanında şu anda yine Büyük İslam Alemi İmam Serahsi'nin kabrinin bulunduğu Kırgızistan'ın Özgen şehrinde daha önce bu kabrin restorasyonu Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından yapılmıştı. Şu anda o e, kabrin İmam Serahsi'nin Özgen'deki kabrinin yanında bir cami inşaatımızda devam ediyor. Yaklaşık 650 kişilik bir camimiz oluyor bu. Ve şu anda da bunun %50-%60'lık kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah gelecek yıl e, 2020 yılında Kurban Bayramı'nda bu camimizin de inşaatı tamamlanmış olacak. Bundan başka yine Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kırgızistan'daki eğitim, din eğitimi faaliyetlerine katkı bağlamında yine Hoş Devlet Üniversitesi'nde malumunuz bir ilahiyat fakültemiz var. Evet efendim. Burada yine bir İmam Hatip Lisemiz var yine bu devlet üniversitesi bünyesinde. Buradaki eğitim faaliyetlerimiz de devam ediyor. Aynı zamanda ülkemize, Türkiye'ye e, uluslararası ilahiyat programı çerçevesinde uluslararası İmam Hatip Lisesi e, bağlamında öğrenciler gönderiyoruz. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığımızın Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerine de belirli sayıda öğrenciler gönderiyoruz. Aynı zamanda Kur'an kurslarımıza da yaklaşık 45-48 civarında, muhtelif şehirlerdeki kurslarımıza da yine öğrencilerimizi göndermiş bulunuyoruz. Bunun yanında çeşitli faaliyetlerimiz oluyor, dini muhtevalı, sosyal faaliyetlerimiz. İşte bunlardan en önemlilerinden, en önde gelenlerinden bir tanesi de bu mevlidi nebi programlarımız. İşte sizlerin evet, de katkılarını evet. alarak. Bu bağlamda da bir program yapmak istedik. Şu anda e, 2019 yılı Mevlid-i Nebi e, programı, Mevlid Kandili programı e, çerçevesinde sizleri ziyaret etmiş bulunuyoruz. Ben daha önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün dinleyicilerimizin, Kırgız Türk kardeşlerimizin, bu mevlid kandilini tebrik ediyoruz. İnşallah e, bu akşam yani 8 Kasım e, Cuma günü e, akşamı bu mevlid kandilimizi idrak ediyoruz. Tabi bu bağlamda yine bizim de ayrıca e, programımız olacak mevlid kandili münasebetiyle... E, ...Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serasi Camii'nde bu akşam... 8 Kasım Cuma günü akşamı 18'de 20 saatleri arasında Kırgızistan Müftülüğü ile beraber inşallah mütevazı bir şekilde bu programımızı da yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah. Ben e, buradan e, bizi dinleyen dinleyicilerimizi de imkan buldukları takdirde bu programımıza davet ediyorum. Yine e, bu programdan başka Mevlid Kandili kutlamaları e, çerçevesinde yani İşleri Başkanlığımız yayınlarından Hadislerle İslam diye Türkiye'de e, meşhur olan e, bu kitabımızı, başkanlık yayınlarımızdan bu kitabımızı Oş Devlet Üniversitemizin e, yardım ve katkılarıyla e, yine bu İlahiyat Fakültesi, Ordu Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizin de tercüme faaliyetlerine verdikleri destekle bu kitabımızı Kırgızca'ya tercüme ettik. 7 cilt kitabımızı kazandırmış oldu. Tabi ee, tabii e, tevafuk oldu. Bu kitabımızdan da inşallah eee Bişkek e, Kadıyatında e, ve Çuy Kadıyatında bulunan Din görevlilerine, Kırgız kardeşlerimize de bu kitaptan hediye olarak takdim edeceğiz inşallah bu i̇nşallah. Mevlid Kandilimizde. Aynı zamanda Mevlid Kandilimizin programı, konusu, teması Hazreti Peygamber ve aile olması münasebetiyle yine şöyle bir faaliyet yapmayı da uygun bulduk. Burada e, Kırgız kardeşlerimizden e, bayanlardan e, oluşan bir grupla da ayrı özel bir program yapmayı uygun bulduk. İnşallah e, 9 Kasım Cumartesi günü sabah saat 10'da e, Kırgızistan Milli Kütüphanesi Cengiz Aitmatov salonunda da bir programımız olacak buraya davet ettiğimiz kardeşlerimize de bayan kardeşlerimize de peygamberimizin bu hadislerinden derlenen hadislerle İslam kitabının Kırgızcasını aynı şekilde bayan kardeşlerimize unutmadık Onlara da hediye edeceğiz. Ne kadar güzel haberler verdiniz sayın müşavirim. Estağfurullah. Çalışmalarımız <laughs> bu çerçevede şu anda devam ediyor. Evet. Inşallah. Mevlid Bakalım. Kandili Hazreti Peygamberimiz ve aile, aile diye belirlemiştik bu söyleşimizin konusunu. Evet. O zaman dilerseniz girelim bu konuya. Tabii. Konuyu açalım. Şimdi yaratılış en önemli konu. Yaratan insanın erkek ve kadın olarak... Yaratılışından söz etmek ister misiniz dinleyicilerimiz için? Tabii e, kainata baktığımız zaman da yüce yaratıcımızın bu kainata bir ilahi sistem, ilahi bir nizam koyduğunu görüyoruz. Allahu Teala Hazretleri her şeyin yaratıcısıdır, her şeyi dilekli şekilde yaratandır. Yarattığı şeyi en güzel şekilde yaratan'dır. Allahu Teala Hazretlerinin Halik sıfatı vardır. Haligu külli şeyin diyoruz. Her şeyin yaratıcısı. Bütün alem Allahu Teala Hazretlerinin yaratması neticesinde ortaya çıkmıştır. Evet. Bundan başka Allahu Teala Hazretleri kainatta Güzel bir sistem koymuştur çünkü o en güzel yaratıcısı yaratıcıdır yarattığını da en güzel şekilde yaratandır. Kainata baktığımız zaman da insanlar alemini görüyoruz, hayvanlar alemini görüyoruz, bitkiler alemini görüyoruz, madde alemi var, diğer bir yönüyle mana alemi var. Şimdi buraya baktığımız zaman da e, tefsir kitaplarımızda her şeyde bir zevciyet vardır. Yani evet. bir cins ve yanında kendinden ayrı bir cins. Ezzevciyetu fi kulli şey. Her şeyde bir zevciyet, e, iki cinslilik vardır deniliyor buna. İnsana baktığımız zaman da insan erkek ve kadın olarak yaratılmıştır. Hayvanlar alemine baktığımız zaman da, Aynı özelliği görüyoruz. maddeye baktığımız zaman da maddede de efendim artı eksi yükler dediğimiz evet. e, maddenin varlığını e, devam ettiren atomu oluşturan e, bu fiziki özelliği görüyoruz. Onun için e, bunların bu şekilde yaratılması, bu özelliğin mahlukata verilmesinin tabi bir anlamı vardır. Bundaki yaratılışın bir hikmeti vardır. Bunda da bu şekilde hayatiyetin devam etmesi amaçlanmıştır. İşte insan da insan da diğer hayvanlar aleminde olduğu gibi, diğer madde aleminde, madde boyutunda olduğu gibi iki cins olarak erkek ve kadın olarak yaratılmıştır ve bu Allahu Teala Hazretlerinin bir takdiridir. Ayeti kerimelerde de buna işaret edilmektedir. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O yarattığı insanlardan bir kısmını erkek, bir kısmını dişi olarak, kadın olarak yaratmıştır diye ayeti kerimede de bu dile getiriliyor. Bu şekilde bir dünyada kendimizi bulduk ve dikkat ederseniz ee, ilk insanın yaratılışında da ilk insanın yaratılışında da bu özelliğe e, dikkat çekiliyor. Ee, i̇şte ayeti kerimede e, sizleri bir e, nefisten, bir türden yaratan, aynı zamanda o türden de eşini yaratan Allah ee, ve ondan da daha sonra bütün bir insanlık alemini e, meydana getiren Allah'tır deniliyor. Estaizu billah. Evet. Nisa suresinin Kur'an-ı Kerim'deki ilk ayetinde. işte evet. ya eyyühen nasüttegu rabbekümüllezî halegakum min nefsin vahide ve halega minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa'a. Erkek ve kadınlar olarak onların soyunu Allahu Teala Hazretleri bu şekilde devam ettirmiştir deniliyor ayeti kerime'de. Bundan başka Hucurat suresindeki e, ayeti kerime'de de e, Allahu Teala Hazretleri ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık yaratılışın ilk başlarında. E, bu şekilde yaratılışın da bir erkek ve dişi nesliyle başlatıldı ve bu şekilde. Devam ettirildi, ifade ediliyor. Elbette tarihi süreçte de erkek kadın. Tabi, Tabii Ondan sonra da tabii. ayeti Kerimenin devamında da zaten daha sonra sizleri insan topluluklarına e, kollara ayırdık, kabilelere ayırdık. Buyuruyor Allahu Teala Hazretleri e, birbirinizle ülfet, e, ülfet kurasınız birbirleriyle birbirlerinizle kaynaşasınız, bir toplum meydana getiresiniz. Yani ilahi emirler, buyruklar doğrultusunda bir hayat idame ettiresiniz. Ya, şunu da bilin ki Allah katında en değerli olanınız Allahu Teala Hazretlerine en güzel bir şekilde kulluğunu arz edenlerinizdir buyruluyor ayeti kerimede de bu özelliğe yaratılışın ilk safhasına ve ondan sonraki gelişmelere işaret ediliyor. Bu şekilde de insanlık nesli e, dini inancımıza göre ki diğer Hristiyanlıkta olsun, Yahudilikte de olsun bu bu şekilde, aynı şekilde ortak aynı şekilde, şekilde yaratılış bu şekilde kabul edilmektedir yani. Peki efendim bu güzel anlatımınızla, güzel örneklerinizle Mevlid-i Nebi'ye de isterseniz değinelim, o konuya da girelim. Hazreti Muhammed'den Hazreti Peygamberimizden söz edelim. Onun aileye yaklaşımından söz edelim. Evet, ee, günümüzdeki e, verebileceğimiz örnekler varsa e, bunlardan söz edelim istiyorum dilerseniz. Tabi. tabii, ee, tabii e... Konunun sahası oldukça geniş. Ben ana Şöfesiz. hatlarıyla Tabii. E, bu tema bağlamında bazı başlıklara işaret ederek e, konuşmamı devam ettirmek istiyorum. Lütfen. Şimdi e, bu seneki 2019 yılı Mevlid-i Nebi e, haftasının ana teması Peygamberimiz ve aile. Hazreti Muhammed ve aile. Şimdi e, baktığımız zaman da peygamberimiz yüce dinimiz İslam dininin peygamberi. Peygamberimiz Allah'ın bir elçisi. Ve dolayısıyla peygamberimiz bu hakikatleri, bu konudaki bilgileri insanlığa sunarken bu bilgiler doğrultusunda insanlara, Müslümanlara örnek olurken İlahi emirlere ilk planda Kur'anın emirleri doğrultusunda bir yaşantı ortaya koyarak bu örnekliği ortaya koyuyor. Evet. Daha sonra da kendisi de bu örnekliği bir sünnetiyle beraber, e, sünnet biliyorsunuz Peygamberimizin dinin anlaşılmasında ortaya koymuş olduğu yoludur evet. Peygamberimizin bu şekilde e, Kur'an'daki bu genel ifadeleri Peygamberimiz yaşantısıyla ortaya koyuyor. Peygamberimiz Müslümanlar olarak hayatımızın her safhasında bizim için bir örnektir. Ayeti kerimelerde e, şüphesiz Allah'ın e, peygamberinde sizler için uyulacak güzel ahlaki örnekler vardır buyuruluyor. Bundan başka peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyruluyor. Sadece aile bağlamında değil, yaşantımızın, dünya yaşantımızın her veçesinde peygamberimizin bu örnekliğine Müslümanlar olarak ihtiyacımız var. Onun için ee, bizler aileyi, ee, incelediğimiz zamanda, ele aldığımız zamanda, o konuda bir şeyler söylemek istediğimiz zamanda, Peygamberimizin bu konudaki e, ortaya koymuş olduğu o prensiplerin kaynağının asli şekliyle Kur'an-ı Kerim olduğunu biz ifade ediyoruz. Nedir bu prensip efendim? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e ettiği. baktığımız zamanda, e, tabii Müslümanlar olarak, bu yüce kitabımızda aslında çok haşır neşir olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da diğer birçok konularda olduğu gibi aile konusunda kadınlarla ilgili konulardan önümüze hayatımızda bizlere ışık olabilecek, bizlere rehber olabilecek bütün güzellikleri ortaya koyuyor aslında. Mesela İlk baktığımız zamanda Hazreti Adem peygamberimizin yanında Hazreti Havva anamızın yine yaratılması az önce ifade etmiş olduğum o Nisa suresinin birinci ayeti kerimesinde evet. Hucurat suresindeki ayeti kerimelerde insanlığın başlangıcının bir erkek ve bir kadınla olduğunu görüyoruz. Bundan başka yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da e, birçok yerlerde Kur'an-ı Kerim'de birçok surelerde kadınlarla ilgili örneklemelerden e, söz ediliyor. Mesela baktığımız zaman da efendim e, bir e, salihâ bir kadın iffetli bir kadın misali verileceği zamanda Hazreti Meryem'den söz ediliyor Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var bu evet. konuyla evet. ilgili olarak onun efendim e, Hazreti İsa'ya hamile kalışından iffetiyle ilgili konularda çok titizlik göstermesinden uzun uzadıya bahsediliyor bundan başka mesela e, yine Kur'an-ı Kerim'de Kadınlarla ilgili, evlenmeyle ilgili ayetler olarak baktığımızda, kadınlarla ilgili e, e, konulardan bahseden, evlenme hususundan bahseden, kadınların miras haklarından bahseden, kadınlara güzellikle davranılmasından bahsedilen evlenme hususunda Müslümanların uyması gereken prensiplerin ne olduğu ile ilgili konuları bu sure, surede işte, görüyoruz. Nisa suresinde. Evet. Bundan başka yine bu örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela inançsız kadınlardan söz edilirken Lut Aleyhisselam'ın bir peygamberin hanımıdır ama bir peygambere o iman etmemiştir, Lut Aleyhisselam'ın hanımı. Allah korusun evlilik e, müessesesi devam ettirilirken insan bu çeşit olaylarla da karşılaşabiliyor. E, orada Müslümanların takip edeceği yollar bir peygamber örneklemesiyle bizlere e, sunuluyor. Bundan başka Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da aynı şekilde Peygamber hanımı olmasına rağmen peygambere iman etmiyor. Bunlardan bahsediliyor. Ee, bunu daha da çoğaltabiliriz. ama peygamberimizin hayatına özellikle geldiğimiz zamanda e, tabi buraya geçmeden hemen şunu da ifade edelim. Peygamberimiz e, daha ziyade, gerek sünnetiyle olsun, gerek Kur'an ayetlerinde olsun. aile yuvası, insanların normal şartlarda, Salim bir hayat sürdürebilmeleri için, fıtrata uygun bir hayat sürdürebilmeleri için bir aile hayatı kurmaları istiyor. Çocuk da tabii çok önemli. Tabii, bu da önemli. Bir aile hayatı kurulması isteniliyor. Aynı zamanda o aile hayatındaki çocuklara karşı nasıl davranılacağı Kur'an ayetlerinde ifade ediliyor. Mesela ayetlere baktığımız zaman da ee, hani e, nikah merasimlerimizde e, hocalarımız işte dini nikahları yaparken e, işte başlangıçta hemen bir dua e, yapar, bir ayet okur, bir hadis okur ya. Hemen oraya baktığımız zaman da ayetik kerime efendim e, sizden bekar olanları evlendirin buyuruyor ayeti kerime. Estağfurullah ve enki hul eya'ma minkum. Aynı zamanda e, sizin tabi o devrin şartlarına göre eliniz altında bulunan o devrin şartlarına göre diyorum yine özellikle parantez arasında evet. köle ve cariyelerinizden de bu işe müsait olanları da evlendirin. Yani onlar onlar da insandır her ne kadar evet. o devrin şartlarına göre o özellikle iseler insan olarak Onlara da e, o statüde olmayan insanların yardımcı olması isteniliyor. Bu da bir inceliktir aslında. Bu da bir inceliktir. Yani şimdi e, bunun yanında mesela hemen orada bir de hadis okuruz e, bu nikah merasimimizde. E mesela en nikah sünneti femen rahiba an sunneti feleyseminni. Nikah benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirirse hiçbir meşru mazereti falan yoksa olmadan yüz çevirirse o ben e, benden değildir derken yani tabii ki yine Müslümandır ama yani benim sünnetime uymamıştır. Yani benim tavsiyelerim doğrultusunda hareket etmemiştir anlamında. Peygamberimiz böyle ifade ediyor. Peygamberimiz de ayeti kerimede olduğu gibi çünkü bir tefsirde de bir usul vardır. Bazen ayetler Peygamberimizin hadisleriyle desteklenir. Kur'an'ın sünnetle tefsiri denir buna. Peygamberimiz de o ayeti kerimeyi destekler mahiyetinde. Bu konuyu bizlerin nazarına ümmetinin nazarına arz ediyor. Şimdi tabii toplumda. Tabii e, Peygamberimizin sünnetinde de bu teşvik ediliyor, Kur'an ayetlerinde de e, teşvik ediliyor bu aile e, yuvası kurulması meselesi çünkü fıtrat bunu gerektiriyor, bu, bunu gerektiriyor. E, dinimizin hükümlerinin ana gayelerinden bir tanesi de ana gayelerinden bir tanesi de neslin muhafazasıdır yani. Nesilleşmek, nesil oluşturmak ve onu korumak. Nasıl korumak? Yüce Rabbimizin arzu ettiği şekilde, Peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu şekilde bunu korumaktır. Evet evleneceğiz de efendim. Ee, bu niye evleniyoruz? Fıtratımıza uygun bir olay olduğu için evleniyoruz. Niye evleniyoruz? Ee, evlenirken bir nikah akdi meydana e, getiriyoruz. Bütün toplumlarda şöyle veyahut da böyle bu nikah akdi meselesi vardır. Niye bu nikah akdi yapılıyor? Kim kiminle evlidir? Bu bir kayıt altına alınıyor. Ee, beşeri e, hukukta da, dini hukukun dışında beşeri hukukta da bu bir gerekliliktir. Niye? Toplumda bir intizam, nizam, bir insicam meydana getirmek için bu nikah ne yapılıyor? Şart koşuluyor. Onun için e, toplumda, e, insanların yaşantısında dinimiz tarafından evliliğe bir teşvik vardır. Nikaha, meşru nikaha bir teşvik vardır. Bununla fıtrata uygun bir yaşantı amaç edinilmiştir. Dinimiz tarafından e, aynı şekilde e, insan neslinin korunması amaçlanmıştır. Peygamberin sünnetine de uygun bir yaşantı e, gaye edinilmiştir. Bunu bu şekilde değerlendirmek durumundayız. Efendim bugün toplumumuza baktığımız zaman da işte görüyoruz bazen evlilik hususunda böyle ...bazı e, değişik e, yorumlamalar olabiliyor. Peygamberimiz devrinde de olmuş bu olay. Şimdi e, peygamberimizin e, ibadet yaşantısını e, soruyor... ...sahabe-i ikramdan bazıları Hazreti Ayşe anamıza. Hazreti Ayşe anamız anlatıyor işte... ...peygamberimiz şu şekilde e, hareket eder... Efendim e, ibadetlerini yapar, bazen günlerce oruç tutar, bazen gece ibadetleri yapar filan. Bunun üzerine o kişiler dini açıdan biraz daha gayretli olabilmek için Peygamber bunları yapıyorsa e, bizim yapmış olduğumuz ibadetler nerede? Biz bir şey yapmıyoruz. O zaman biz daha da güzel bir ibadetler yapalım. En azından Peygamberimizin bu ibadet hayatına uygun bir hayatımız olsun şeklinde bir görüşe, düşünceye kapılıyorlar. Bir tanesi diyor ki ben ibadet etmek için diyor evlenmeyeceğim diyor. İbadet hayatıma bu benim mani olur mahiyetinde böyle bir düşünceye kapılıyor. Bir tanesi diyor ki ya biz fazla oruç tutmuyoruz peygamberimiz bu kadar oruç tutuyormuş. Ben diyor hep oruçlu olacağım diyor. Bir tanesi diyor ben geceyi hep ibadetle geçireceğim diyor. Bunu peygamberimiz duyuyor ve o kişileri çağırıyor. Diyor ki şöyle şöyle söyle söyleyen kişiler sizler misiniz? Evet ya Resulallah. Ya biz ibadet hayatımıza baktık işte seninkine baktık. Eksiklik gördük kendimizde. Bakın diyor böyle yapmayın. Ben bir peygamberim. Ben dini tebliğ size tebliğ eden, dini öğreten benim. Bana bir yönüyle bakmayın. Bütün yaşantım yönüyle bakın. Ben de bir peygamberim. Ama ben evlenirim. Eşlerim vardır. Çoluk çocuğum vardır. Ne demek evlenmeyeceğim benim hayatıma bakarak. Böyle bir şey olmaz diyor. Ben bir peygamberim. Ama ben bazen oruç tutarım. Bazen de yer içerim diyor yani. Siz de böyle yapacaksınız diyor. Ben aynı zamanda bazı geceleri ibadet yaparım. Bazen yapmam diyor. Onun için diyor siz uyuyacaksınız, e, mana olarak burayı ifade ediyorum. Benim yaşantımın bütün veçelerine bakarak bu şekilde hareket edeceksiniz. Ben evleniyorsam ümmetim de evlenecektir. Ben bazen gece ibadeti yapıp bazen yapmıyorsam, efendim siz de aynı şekilde davranacaksınız. Bazen oruç tutuyor, tabi farz oruçlar bunun dışındadır, nafil oruçlar burada evet. söz konusu olan. Bazen oruç tutuyorum, nafile oruçlar olarak. Bazen de tutmuyorum diyor. Siz de böyle davranacaksınız diyor. Onun için Peygamberimizin e, bu konudaki yaşantısını da yorumlarken e, sahih bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamberimizin e, hayatına baktığımız zaman da bu hadiste de ifade edildiği veçile, Peygamberimiz evlenmiştir. Evlilik çağı geldiğinde bir aile yuvası kurmuştur. Peygamber de bir insandır. O da insan fıtratına uygun bir şekilde hareket etme durumundadır ki aynı zamanda onun örnekliği de söz konusudur ümmeti için. Onun için Peygamberimiz de fıtratına uygun olarak belirli bir yaşa geldiği zamanda, 25 yaşına geldiği zamanda Aile yuvasını kurmuştur. Ailesiyle beraber e, ilk eşi Hazreti Hatice anamızdır. Onunla beraber mutlu bir hayat sürdürüyor ve e, e, bir çocuğu hariç e, diğer çocukları Hazreti Hatice anamızdan dünyaya geliyor. İbrahim Mariye anamızdan meydana geliyor, dünyaya geliyor. Peygamberimiz, e, tabi bu konu <laughs> biraz değişik ve bir veçeleri de var. E, Hazreti Hatice anamız hayattayken ikinci bir eşle evlenmiyor. Burası çok enteresandır. Yani bazıları der ki ya peygamberimiz e, çok eşliydi. Çok eşliydi. Ama bunu hemen böyle peşin fikirle söylemek doğru bir şey değildir. Bunun bazı nedenleri vardır. O devrin bazı özellikleri Tabii vardır. Her şey bir göre peygamber olarak yani onun bir özelliği vardır. vardır. Onun için peygamberimiz Hazreti Hatice anamız hayattayken, başka ikinci bir eşi olmuyor peygamberimizin. Ve hicretten bir, bir buçuk yıl öncesine kadar, Hazreti Hatice anamızın vefatına kadar peygamberimiz peygamberimiz Hazreti Hatice anamızla evli kalıyor. O vefat ettikten sonra da iki iki buçuk yıl kadar da evlenmiyor. Evlenmiyor. Ve ondan sonra İslam'ın sınırlarının işte değişik şekilde genişlemesi, e, İslam toplumunda bazı e, efendim e, İslami tebliğ bağlamında bazı durumların ortaya çıkmasın efendim e, işte bazı himayeye muhtaç efendim e, kadınların Peygamberimizle e, nikahı altında olma meselesi Peygamberimizin dikkat ederseniz artık e, daha güzel bir şekilde ifade etmemiz gerekirse. Böyle kadın erkek ilişkileri bağlamında yorumlayamayacağımız bir yaşından sonra peygamberimiz bazı hanımlarla evlenmiştir. Buna da Müslümanlar olarak bu şekilde bakmamız lazım ve bu özelliği peygamberimizin hayatındaki, aile hayatındaki bu özelliği de hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. İşte peygamberimiz Hazreti Hatice anamızla evleniyor. Ona karşı ee, büyük saygı duyuyor Peygamberimiz. Hadislerinde sizin en hayırlarınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Ben aileme karşı en hayırlı olanınızım buyuruyor Peygamberimiz. Ne demek hayırlı olmak? Ailede güzel bir geçim ortaya koymak. Güzel bir aile hayatı. Sevgi temellerine oturan, e, nezakete e, karşı, eşlerin birbirlerine karşı saygısına, neze, nezaketine dayanan, <laughs> bu temellere dayanan bir aile hayatı ortaya koyuluyor. Peygamberimiz Hazreti Hatice Ana'mıza çok saygı duymuştur. Vefatından sonra, vefatından sonra. Hazreti Ayşe ile e, evliliklerinden falan sonra Peygamberimiz zaman zaman Hazreti Hatice anamızı yad ederdi. Hazreti Ayşe anamız genç olması hasebiyle işte bak e, işte niye e, işte onu anıyorsun hala unutmadın tabi bir kadın olarak bu, bu konuşmalar oluyor. Bak işte bu eşlerin var falan hayır diyor öyle değil diyor. Hatice zevcem diyor. Ben diyor mal mülk sahibi değilken diyor benimle evliliği kabul etti malına mülküne beni ortak etti diyor. Ben peygamber olarak geldiğim zaman bana sahip çıktı diyor. Hiç kimsenin e, benim peygamberliğimi kabul etme hususunda e, kolaylık göstermediği, anlayış göstermediği sırada diyor, o ilk olarak bana inandı diyor, beni tasdikledi diyor, e, beni destekledi diyor, malıyla beraber beni destekledi diyor. Çocuklarımın ekserisinin annesi o oldu diyor, O çocuklarımı yetiştirdi diyor. Zaten çok enteresandır. İslam tarihinde Hazreti Hatice anamızın vefat ettiği hicretten bir buçuk yıl önceki o dönem ki Ebu Talip şey de orada vefat etmişti. Orada o seneye senetül hüzün, üzüntü senesi. Adı verilir. Siyer tarihlerimizde evet. o, o başlık altında bu olaylar <laughs> zikredilir. İşte Hazreti Hatice Ana'mıza Peygamberimiz ee, bu denli bir sevgi beslemiştir, saygı beslemiştir. E onunla ee, Peygamber olarak ilk olarak o eşiyle güzel bir örnek aile yuvası meydana getirmiştir. Tabii daha sonraki dönemde de ifade etmiş olduğum gibi diğer bazı eşleri olmuştur. O eşleriyle de güzel bir aile ortamı meydana getirmiştir. Aile işlerinde onlara yardımcı olmuştur Peygamberimiz. Peygamberimiz bir Peygamberdi ama evde bir iş varsa işin ucundan tutardı tabiri caizse. O da eşine yardım ederdi. Efendim, koyunların sağılma meselesinde giderdi, koyunları sağardı. Elbisesinde bir sökük bir dikik e, e, dikilecek bir yer varsa, o zamanın şartlarına göre o işlerini yine kendisi. E, ruhhte ederdi yerine getirirdi her bu şekilde güzel bir e, 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 örneklik ortaya koymuştur peygamberimiz Diğer taraftan tabi e, kadınlarla ilgili peygamberimizin bizlere örnek olacak çok e, güzel davranışları vardır Mesela peygamberimiz hadislerinde e, bir e, erkek bir kadının ha, eşinin yüzüne sevgiyle rahmetle efendim e, baktığı zaman da Allah da o ikisine rahmet nazarıyla bakar diyor Peygamberimiz hadisinde ve erkek o sevgiyle kadının elini tuttuğu zaman da o parmakları arasından o ikisinin günahı dökülür diyor burada Peygamberimizin bu hadisini böyle yüzeysel olarak da anlamamamız gerekiyor. Bu toplumun temeli olan ailede ana unsur erkek ve kadın arasındaki dayanışmanın öneminde Allah'ın rızası olduğunu burada anlamak durumundayız. Ve böyle bir sağlam bir aile yuvası tesis edildiğinde eller bırakılmamak üzere tutulduğu zamanda Allah'ın bundan hoşnut olacağı ve okullarının günahlarından tabi kul hakları şunlar bunlar bazı özel durumlar hariç onları affedeceği onların o davranışlarından razı olacağı ifade edilmektedir. Peygamberimiz bunu bize haber veriyor burada. Bundan başka dünyada Kişinin sahip olmuş olduğu en e, güzel işlerden bir tanesi saliha bir kadındır. Yani nedir? Allah'ı tanıyan, bilen, ona kulluğunda kusur etmeyen bir kadındır. E, bununla böyle bir güzelliğe sahip olan kişi dininin yarısını ikmal etmiştir diyor peygamberimiz. Diğer yarısı hususunda da Allah'tan sakınsın, dikkatli davransın. Bak saliha bir kadınla evlenme hususunda böyle bir müjde var. Onun için e, bu özelliğe de dikkat etmemiz, bunu da nazarı itibare alma e, durumundayız Müslümanlar olarak. Diğer yandan peygamberimiz hanımlara hep saygılı e, davranmıştır. Saygılı davranmıştır. Mesela eee bir yolculuk sırasında bir yolculuk sırasında o devrin şartlarına göre tabi hanımlar da yolculukta falan giderken onlar da o devrin şartlarında develer üzerinde yerler oluyor. Oralara binerek yolculuklarını yapıyorlar. Bazen yolculuk esnasında işte çöl şartlarında filan bazı zorluklarla karşılaşılabiliyor. Bir yolculuk sırasında da Enceşe denilen sahabe-i kiramdan bir tanesi hanımların bulunduğu peygamberimizin eşlerinin filan bulunduğu develeri e, sevk ederken işte şiir okuyor filan o develer de biraz hareketleniyor bu çöl hayatının bir özelliğidir o hayvanlar bile o şiirlerden e, etkileniyor ona göre e, yürüyüşlerini <laughs> hızlandırıyor falan Peygamberimiz diyor ki yavaş ol ya inceşe, develeri fazla e, böyle e, koşturma, e, hareketlendirme. Kristaller kırılır diyor hanımlara, kristaller olarak <laughs> e, bir benzetme yapıyor peygamberimiz. Onlar rahatsız olmasın diyor. işte dinimiz evlilik hususunda, efendim e, eşlerimiz hususunda, Hanımlar hususunda peygamberimizin örnekliğiyle bu çeşit güzellikleri bizlere sunuyor. Ee, artık Müslümanların da bu örnekliğe e, tabi olarak bir hayat şekli e, önlerine almaları, şekillendirmeleri gerekiyor. Elbette. İşte peygamberimizin hayatında e, ayeti kerimelerin teşvikiyle olsun, peygamberimizin sünnetiyle olsun evlilik bu şekilde teşvik ediliyor. Niye? Çünkü bu fıtrata uygun, insan fıtratına uygun bir gerekliliktir. Ve eşlerin de birbirlerine karşı saygısı, birbirlerine karşı rahmet, merhamet nazarıyla bakmaları, aile yuvalarını bu temeller üzerine oturtmaları da Peygamberimizin sünnetinde adeta şekilleniyor. ...bizlere de bu sünnete uymak kalıyor. Elbette bu güzel eşlerle oluşturulan sağlam ailelerde toplumu oluşturuyor. Muhakkak. Mesela müşavirim ne kadar sağlam aile yapısı oluşturulursa o kadar sağlam toplumlar e, meydana gelir Tabii. diye düşünüyoruz. Ve aslında dünyada pek çok şu an e, gördüğümüz o savaşlar, şiddet, diğer olaylar da olmazdı aslında değil mi? Muhakkak. Maalesef. Muhakkak. Tabii şimdi... Ee, dinimize aslında bir bütün olarak bakmak durumundayız Bir bütün olarak bakmak durumundayız Dinimizin aile hayatı, dinimizin sosyal konudaki ilahi emirleri Dinimizin insan haklarıyla ilgili emirleri ee, Bunlara bir bütün olarak bakma durumundayız yani e, zaten dinimiz de bunu istiyor bizden. Merhum Akif e, bir şiirinde Müslümanların nasıl olmasını e, ifade ederken ya Müslümanların e, bu imani hasletlerinin özelliğinden bahsediyor. Diyor ki yani bizim sahip olmuş olduğumuz iman var ya diyor o iman ki bizden birlik isterdi, vahdet isterdi. Nasıl dünyanı marsus olmamız lazımsa gösterdi. Lakin bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. En sonunda deni bir saat ile düştük, haksar olduk. Burası önemli. Demek ki İslam'ın sadece adı kalmış Müslümanlarda. Demek ki bu yüzdenmiş hüsran-ı milli son zamanlarda. Müslümanlar eğer çiğnenmek istemiyorlarsa sayla bir eyyama, rücu etsinler artık tekrar sadr-ı İslam'a. Ne kadar güzel ifade etmiş. Tamam reçete bu. Reçete bu. Onun için bizler Müslümanlar olarak her şeyden evvel dini güzel anlamamız, güzel yorumlamamız gerekiyor. Bu çerçevede dinimizin toplumumuzun temeli olan toplumun neslin muhafazasında temel taşı olan aile yapımızı sağlam temeller üzerine oturtmamız gerekiyor. Aile toplumun çekirdeğidir, temelidir. Bu aileden çocuklar dünyaya gelecektir. Bunlar dünya hayatının süsleridir, güzellikleridir. Mal mülk ve çoluk çocuk dünya hayatının süsleridir. Dünyada insanı ferahlatan, insana hoş gelen, insanı mutlu bahtiyar eden işlerdir bunlar. Ama burada dikkatimizi çekiyor ayeti kerime. Hani baki kalacak olanlar ama nedir? Salih amellerdir. Allah katında değerli olacak olanlar salih ameller. Salih amel nedir? Allah'ın rızasına uygun tertemiz ameller. Suudi Arabistan'da filan, Arap ülkelerinde ee, salih lişşurp diye kamyonlar üzerinde yazar. Yani içmeye uygundur. Elverişlidir su. Evet. He. Onun için yani Allah'ın razı olacağı bir hayat. Salih ameller, salih işler budur. O Allah'ın rızasına uygun olan işlerimiz. Bundan başka diğer ayeti kerimelerde de bu insan fıtratındaki bu özelliklere dikkat çekiliyor. Ve e, bunlardan dinimizin belirlediği sınırlar dahilinde istifade edilmesi, malımız mülkümüz hususunda o şekilde hareket edilmesi, haram yollardan sakınılmasın. Efendim ailevi yaşantı hususumuzda çoluk çocuklarımıza karşı bir sorumluluğumuz vardır. Evet bunlar dünya hayatının süsü, güzelliği ama o süsü koruyacak, çirkinleştirmeyecek görevler de yine anne babaya biz veriliyor. Kuşkusuz. Neticede biz bir aileyiz ama bizden sonra da aileyi çoluk çocuğumuz devam ettirecek. Onlar da ailelerini toplumun e, salahı için, toplumun selameti için sağlam temeller üzerine oturtmak durumundadır. Efendim burada sağlam temelden kasıt nedir? Dinimizde belirlenen, fıtrata uygun temeller üzerine ailenin oturtulmasıdır. Onun için dinimiz aile yuvasının kurulmasını istiyor ama bunu, meşru temellerde kurulmasını istiyor. Bir nikah hakkıyla bunun oluşturulmasını istiyor. Efendim, e, aile hayatı dışındaki birlikteliklerin insan fıtratına netice itibarıyla uygun bir yaşantı olmadığını. Dini terminolojide bu yaklaşımların yasak, haram ismiyle isimlendirildiği de bu ifade ediliyor. Onun için e, dinimizde bu aile yuvasının selameti açısından e, toplumun temelini oluşturan bu yuvanın sağlamlığını korumak için aile içerisinde eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarından dinimizde söz ediliyor, çocuklarına karşı sorumluluklarından söz ediliyor. Sağlam bir aile oluşturacağız. Aileyi oluşturan bireyler sağlam olacak, bilinçli olacak. Niçin bu yuvayı kurdular? Bu yuvada, yuvanın kuruluşundaki gaye nedir? Sadece e, nefsi arzular mıdır? Sadece dünyevi arzular mıdır? Yoksa Allah rızasına uygun, fıtrata uygun? efendim e, fıtrata uygun olmayan yaşantılardan korunmak için bir kale oluşturmak mıdır aile yuvası? Bunları düşünerek bu yuvanın oluşturulması lazım ve beraberce bu yuvanın korunması lazım. Kadın o kalede hangi koruma görevlerini yerine getirecek sonu yapacak. Erkek o kaleyi korumakta görevi neyse onları yerine getirecektir. Burada çocuklar var. ...bu ailenin meyvesi olarak... ...bunlara da sahip çıkılacaktır... ...aile içerisindeki... ...en önemli meselelerden... ...bir tanesi de... ...bir tanesi de... ...çocukların... ...İslam fıtratına uygun bir şekilde... ...çünkü bu temiz fıtrattır... ...dinimiz onun korunmasını... ...geliştirilmesini istiyor... Ee, ...o fıtrata uygun yaşantının... ...zenginleştirilerek... E, sürdürülmesini istiyor... Ayet-i kerimede deniliyor ki ey iman edenler sizler kendinizi ve eliniz altında bulunanları yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten cehennemden koruyun buyuruluyor. Bak burada dikkat ederseniz bir ailede insan bir Müslüman olarak... Dinin ortaya koymuş olduğu yolda yürürken hem kendisine sahip çıkacak hem dünyaya gelişine vesile olmuş olduğu sorumluluğunu üstlendiği eşinin dini yaşantısına, çoluk çocuğunun dini yaşantısına dikkat edecek. Onları inançlı bir insan olarak inandığı doğrultuda. ...bir hayata hazırlayacak ki... ...o inanmış olduğu hayatta... ...fıtrata uygun bir hayattır. Nezih bir hayattır. Bunu da Müslümanlar olarak bu sorumluluğu... E, ...Müslümanlar... ...gözden ırak... ...tutmamaları gerekiyor. Çocuklara da bu sorumluluğu... yerine getirecek. Bu, yedirecek, bu güzelliği... ...dinimizin bu güzelliklerinin de... ...çocuklara e, benimsetilmesi... E, ...gerekiyor. Çünkü çocuk ne görürse aileden görüyor. Aile ilk okuldur. İlk okuldur. Temel eğitim deniliyor bugünkü eğitim sisteminde evet. buna. Ee, Fransızca Fransızca'da buna l'enseignement de bas tabir ediliyor. Her milletin kendine ait bir temel eğitimi vardır. Mesela diyelim ki bir Müslüman temel eğitiminde ne verecektir? Temel eğitiminde çocuğuna ee, inanmış olduğu değerleri ilk planda öğretecektir. Bu dini değerler de olabilir. Ee, aynı zamanda artı milli değerlerimiz de olabilir. Benim şimdi bir torunum var şimdi bu ee, efendim Barış Pınarı Harekatı'nda falan bana böyle e, WhatsApp'tan böyle videolarını falan gönderiyor. Anaokuluna gidiyor. Sağ olsun hocaları. Orada e, çeşitli programlar yapıyor e, efendim onlara bazı bir şeyler öğretiyor bayrakla bazı e, programları yapmalarına yardımcı oluyor bu şekilde yetiştiriliyor bugün mesela bir e, Hristiyanlık dininde de efendim temel eğitim olarak bizde nasıl çocuğun kulağına e, bir sünnet olarak ezan okuyorsak, kamette bulunuyorsak, güzel bir e, dini açıdan anlamlı olabilecek bir isim e, filan ona veriyorsak, onlar da e, aynı şekilde o inandığı dinin özelliklerini vermek istiyor, vaftizini yaptırıyor. Bundan başka değişik sistemlerde, e, değişik anlayışlar, Çocuklara ne yapılıyor? Öğretilmeye çalışılıyor. Onun için biz Müslümanlar olarak da dini anlamdaki çoluk çocuğumuza sahip çıkma, onları yetiştirme bağlamında bu sorumluluklarımızı da yerine getirme durumundayız. Aile olmamız, şuurlu bir aile olmamız bir noktada da bunları gerektiriyor. Bunu burada... Örneklememiz e, mümkün yani misal çeşitli misaller <laughs> verebiliriz bu konuda çocukluk çağındaki e, bizim çocuklarımıza öğretmiş olduğumuz dini güzellikler milli güzellikler onların kimliğini oluşturur anlamındaki bunu çeşitli şekilde de örneklememiz mümkün ama bunu bir başka programa inşallah. İnşallah bırakayım. sayın müşavirim çok güzel bilgilerle aydınlattınız bizi. Bugün yine ve bu çok hayırlı günde inşallah bütün dinleyicilerimiz, bütün seyircilerimiz bugün yapacakları ibadetlerde bunları düşünürler İnşallah. Kendi hayatlarıyla tartarlar, ölçerler, biçerler ve Allah rızası için yaşamaya yollarını bu şekilde doğru yöne sevk etmeye e, istekli olurlar diye e, diliyoruz biz de. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizin, seyircilerimizin Mevlid Kandillerini de Müşade buradan tebrik, tebrik ediyoruz. Buyurun. Estağfurullah. Bir e, Estağfurullah. Tabii ki eee konuşmayla, teşekkürle e, Lütfen. konuşmamı toparlamak istiyorum. E, bu Mevlid Kandilimiz e, münasebetiyle Hazreti Peygamber ve aile temalı Mevlid Kandilimiz münasebetiyle programın başında da ifade etmiştim. İnşallah bu akşam 8 evet, Mayıs bunu Cuma günü akşamı akşam namazıyla yatsı namaz arasında Bişkek Cumhuriyet Merkezi İmam Serahsi Camii'nde bizim vatandaşlarımızın değerli katkılarıyla, yardımlarıyla Kırgız kardeşlerimize hediye etmiş olduğumuz bu camide Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi ile ortak bir programımız var. Burada da bir ikramımız da olacak yatsı namazından sonra. İnşallah bütün dinleyicilerimizi e, buradaki... Ülkemizden gelen kardeşlerimizi, Kırgız kardeşlerimizi bu programımıza da inşallah davet ediyoruz. Yarınki programda hatırlatalım o zaman hemen. Tabii ee, bunun dışında da e, aynı şekilde kadınlara yönelik e, evet. Mevlüt Kandil'in programı az önce de ifade ettiğim gibi Hazreti Peygamber ve aile olması hasebiyle, Kadınlara yönelik mütevazi bir programımız da Milli Kütüphane Cengiz Aytmatov salonunda olacak. İnşallah orada da o programımızı icra edeceğiz. Tabi bu arada yine Cumartesi günü 9 Kasım Cumartesi günü de yarın yine aynı şekilde İmam Serahsi Camii'nde Peygamberimizin hadislerinin toplandığı 7 ciltlik Kırgızcaya tercüme etmiş olduğumuz başkanlık yayınlarından başkanlığımız yayınlarından hadislerle İslam adlı kitabın eee Bişkek Kadıyatında ve e, Çöy Çoy Kadıyatında görev yapan Kırgız kardeşlerimize de o e, hediyemizi sunacağız inşallah. O da e, saat 14.30'da başlayacak bir programımız. 9 e, Kasım cumartesi günü. Tabii e, burada yine e, biz bu e, sene e, Hazreti Peygamber ve aile temasını e, işlerken e, burada e, çağımızdan e, kadına yönelik şiddet bağlamından televizyonlarımızdan üzüntüyle takip etmiş olduğumuz bazı hadiselerle de karşılaşıyoruz. Parçalanmış aile haberleriyle karşılaşıyoruz. Aynı şekilde savaş nedeniyle, terör nedeniyle. Yurtlarını e, terk eden aile bütünlükleri e, bozulan efendim ülkemize e, sığınan ailelerle kadınlarla çocuklarla da e, onlarla ilgili haberleri de her gün görüyoruz. Maalesef. E, tabii e, bizler e, istiyoruz ki kadınlara yönelik bu şiddet olmasın. Bu dinin yasakladığı bir şeydir. Peygamberimiz az önce de ifade etmiş olduğum gibi sizin hayırlınız ailesine, ehline karşı hayırlı olanınızdır buyuruyor. Müslümanların hayırlı insanlar olması lazım. Dinimizin böyle bir şeyi tasvip etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu şiddetin de son bulmasını biz buradan diliyoruz. Savaş terör nedeniyle ülkemize sığınan Veyahut da e, efendim çeşitli nedenlerle sığınma evlerinde bulunan koruma evlerinde bulunan bu çocuklarımızın da bu sıkıntılarının da inşallah ortadan e, kalkmasını niyaz ediyoruz. İnşallah. Ben e, saygılar sunuyorum bütün dinleyicilerime. Teşekkür Biz de ediyorum. sizi, biz de sizi sıklıkla burada bu güzel konuları konuşmak üzere görmeyi umuyoruz buraya davet ediyoruz her zaman. Çok teşekkür ederim Sayın Müşavir. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirimiz Sayın Şemsettin Ünal konuğumuzdu. Bir başka programda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın efendim.